Selamünaleyküm sevgili abdestli hoca takipçileri. Ramazanın 6. gününün etkinliğiyle hep beraberiz. Bugün çocuklar için Ramazan etkinliğimizin 6. bölümünü çekeceğiz. Yine çok basit malzemeler var. Çok basit malzemelerden çok güzel bir etkinlik yapacağız hep beraber inşallah. Hemen malzemelere geçiyorum. Bakalım elimizde neler var. Şimdi bir tane şöyle renkli A4 kağıdına ihtiyacımız var. Şöyle yapışkan sürülebilir yapışkan kalem maket bıçağı ve e, biraz ipe ihtiyacımız var bu ip de artık şöyle size ölçü verecek olursam tamamen size kalmış ama çok kısa olmasın yaklaşık burada bir e, 1 metre 20 santim 1 metre 20 santimlik bir ip var Siz de bu kadar bir buçuk metrelik bir ip de kullanabilirsiniz onu şuraya koyayım şimdi bütün malzemelerimiz bunlar çok basit ama çok güzel bir etkinlik geliyor çok fazla yapabilirsiniz aile bireylerinizle yarış yapabilirsiniz ona yönelik bir etkinlik. Bütün malzemelerimiz bunlar. Hadi hep beraber nasıl yapıldığına bakalım. Evet öncelikle. Şimdi bu A4 kağıdımı boyutlandıracağım. Nasıl boyutlandıracağım? Şöyle enlemesine bir ölçü alıyorum. Bakıyorum. Yaklaşık 22 santim. Boyuna da 22 santimi ölçüp keseceğim. Şöyle cetvelimi koyuyorum. 22 santimi şöyle belirliyorum. Şöyle 22 santimi belirliyorum. Maket bıçağımı şöyle maket bıçağımla şöyle Evet, şöyle alayım kağıdımı. Şöyle tam kare olacak bir e, kağıt parçası lazım bize. Aslında şöyle e, tam kare olacak bir kağıt parçası elde ettik. Sonra ne yapıyoruz? İpimizi şöyle kenara alayım. Sonra ne yapıyoruz? Şöyle bir kere, şöyle çaprazlamasına bir kere şöyle katlıyorum. Yani şöyle güzel bir şekilde. Hatta katladığınız yerlerden şöyle güzelce çizebilirsiniz. Sonra tekrar açıyorum. Çeviriyorum. Bu sefer şu çizgiden tekrar çaprazlamasına katlıyorum. Şöyle güzel bir şekilde katladım. Sonra şu kanatları alıyorum. Şöyle uç kısma gelecek şekilde, tam uç kısma gelecek şekilde şöyle katlıyorum. Aynı şekilde bunu da şöyle uç kısma gelecek şekilde şöyle katlıyorum. Hatta şöyle kalemle de bunları güzelce çizebilirsiniz. Şöyle göstereyim. Şimdi şekli şöyle ne yaptım? Şöyle kanatları şöyle katladım. Sonra şu kanada alıyorum. Bakın şunun bitimine doğru dışarı çıkarıyorum. Şu kadar. Yani şöyle aldım. Şöyle dışarı çıkarıyorum. Aynı şekilde şöyle aldım. Bakın şunun hizasına geliyor. Şöyle göstereyim. Şu hizada aslında dışarı alıyorum. Şöyle bakın. Orayı geçmeyecek şekilde dışarı alıyorum. Şöyle katladım. Sonra sonra şu uç kısmı alıyorum. Tamamını değil şöyle bir miktar şöyle orta kısma gelecek şekilde şöyle katlıyorum. Yine kalan kısmı alıyorum. Onun üzerine gelecek şekilde şöyle tam kapatmayacak. Bakın şu kadar bir yaklaşık bir santim kadar şu kenardan boşluk kalacak şekilde katlıyorum. Evet. Sonra çeviriyorum. Şekli yavaş yavaş oluşmaya başladı aslında. Şöyle çeviriyorum. Sonra bakın şu tarafı şöyle içe doğru tam bakın orta çizgi şurası. Şöyle göstereyim. Bakın daha önce katladığımız çizgiyi görebiliyor musunuz? Bakın. Orta çizgi tam burası. Ne yapıyorum? Çizgiye tam varmadan bakın şöyle çizgi göstereyim. Şurası çizgi. Şu kadarcık. Şu kadar bir kısım katlıyorum. Aynı şekilde diğer tarafı da bir o kadar katlıyorum. Katladıktan sonra dediğim gibi şuralardan çizebilirsiniz. Şekliniz daha güzel oturur. Evet. Şeklimiz bitmek üzere. Şimdi bu aşamada ne yapacağız? Bu aşamada şöyle ipimizi alacağız. Şimdi ipimizi tam eşitledik. Şöyle ipimizi tam eşitliyoruz. Orta noktasından. Sonra ipimizi alıyoruz. İpimizi şöyle alıyoruz. Birini bu tarafa birini bu tarafa. Sonra yoğurt yapışkanı daha doğrusu sürülebilir yapışkanı alıyoruz. Şöyle şuraların bakın şu katladığımız kısmın uç kısımlarına şöyle sürüyoruz. Başka yapıştırıcılar da olur. Ee, sıvı yapıştırıcılar da olur. Her türlü yapıştırıcı olur. Şöyle bastırıyorum. Aynı işlemi karşısı için de yapıyorum. Karşısı için de yapıyorum. Şu şekilde güzel bir şekilde sürüyorum ki güzel bir şekilde yapışsın. Onu da şöyle bastırarak Yapışmasını sağlıyorum. Evet, aslında işlemimiz bitmiştir. Ee, bu aşamada sadece kalemimizle şöyle kalemimizle şuraya iki tane göz koyuyoruz. Böyle iki tane göz koyduk. Artık işlemimiz bitti, projemiz hazır. Ee, hadi hep beraber nasıl oynanacak ona bakalım. Evet test aşamasına geçiyoruz şeklimizin o e, ipin üst kısmını bir yere sıkıştırıyoruz kapıya böyle Ben kapı koluna taktım sonra şöyle kalan iki ucunu elimize alıyoruz sonra ne yapıyoruz bir sağ bir sola bir sağ bir sola bakalım nasıl olacak Evet bakın gördüğünüz gibi bir sağ bir sola yaptığımızda kurbağamız yukarı tırmaya tırmanmaya çalışıyor Evet bakalım bir daha gidelim bunu bu şekilde yapıp aile bireylerinizle bir yarışma yapabilirsiniz. Kim en hızlı tırmanacak diye. Gerçekten çok güzel bir e, aktivite oldu. Çok güzel bir etkinlik oldu. Siz de çocuklarınızla hem zaman geçirmek adına hem onlarla eğlenmek adına bunu yapabilirsiniz. Bir videonun daha sonuna geldik. Başka videolarda görüşmek üzere. Bizi izlemeye, abone olmaya, paylaşmaya devam edin. Eğer bu videoyu beğendiyseniz e, lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere tekrardan hepinize hayırlı ramazanlar. Allah'a emanet olun. Selamun aleyküm.